Tamir abi, siz evlenemezsiniz. Sakin ol oğlum, ne evlenmesin? Ne diyorsun Bülent? Ceyda söyledi. Hatta bugün sözünüz varmış. Ceyda? Bana da Hafize teyze söyledi. Aman canım, ben ne bileyim. Ben de Meliha'dan duydum. Ay üstü beylik sağlık sağır duymaz uydurur. Yahu Meral, ben böyle bir şey mi dedim? Ay abla, vallahi ben de öyle anladım sen yüzük müzük falan deyince. İyi tamam canım, Allah Allah. Diyelim ki bugün söz keseceğiz. Yani ne varmış bunda? Çünkü aslında çok daha önemli bir mevzu var Meliha teyze. Bak evladım, önemli olan mevzu ne biliyor musun senin yanındaki bu kız? Sen nasıl gelirsin benim evime? Evet haklısınız, oğlunuzu üzdüm. Ama bundan sonra üzülmemesi için çabalıyorum. Ceyda'nın gerçek yüzünü görsün istiyorum. Hala mı bu mevzu ya? Bülent, sen hiç akıllanmayacak mısın? Bak evladım, ben sana gözüme görünmemen gerektiğini söylemiştim. Ama sen kalkıp benim haneme kadar geldin. Şimdi buradan çıkıp gider misin hemen? Anne yeter. Beni sen de ne biliyorsan anlat. Sinan, sana inanmıyorum ya. Bülent'ten dinlediğimiz saçmalıkları bir de Pelin'den mi dinleyeceğiz? Hayır, suç ortağın Berkay'dan dinleyeceğiz. Artık gücüm kalmadı. Ben böyle bir insan değildim ama Ceyda Hanım'ın elinde oyuncak oldum. Bana vaat ettiği hiçbir şey istemiyorum. Her şey Bülent Bey'in dediği gibi oldu. Yakalandığımızı anladığımızda Ceyda Hanım annem hasta yalanını uydurdu. Ki sadece bunlar da değil. Sinan Şef'ten uzak tutmaya çalışıyordu. Attığınız her adımı bilmek istiyordu. Ben de haber veriyordum. Ama gerçekten Meliha teyzeyi üstünüze salan bu olur. Onun oyunlarıdır. Yalan! Ya hasta bu çocuk, ne dediğini bilmiyor. Ne yaptın? Para filan verdin değil mi? Sinan yavrum, Ceyda böyle bir şey yapmaz. Belki de o Berkay... Son anda o panikle güzel bir plan kurduğunu sandın değil mi? Sinan yapma Allah aşkına, yani hala mı Pelin'e inanıyorsun? Ben Pelin'den önce şüphelenmiştim zaten. İş yapmış başka bir firma demiştin değil mi? Evet. Gidebilirsin. Orası catering işlerini kendisi yapar. Bizim dışımızda başka hiçbir firmayla da çalışmaz. Ama belki dedim. Belki bir ihtimal ben restoranı açtıktan sonra başka bir şirketle çalışmıştır. Arayıp sordum. Başka hiçbir şirketle çalışmamışlar. Ben çok şaşkınım gerçekten yani. Demek ki Berkay bana... Yeteri kadar rezil oldun zaten Ceyda. İstersen daha fazla konuşma. Ne yaptın be kızım sen? Ben ne yaptıysam sana olan aşkımdan yaptım. Seni sevdiğim için yaptım. Aşık olan insan sevdiğinin mutluluğunu ister. Sen her şeyi kendi mutluluğun için yaptın. Sinan. Ceyda. Seni bundan sonra ne bu evde ne de restoranımda görmek istemiyorum. Anladın mı? Sinan bak, eğer beni bir dinle... Defol git bu evden Ceyda. Hay hay. Buraya bir daha gelmem. Ona lafım yok. Ama sen beni restorandan kovamazsın. Çünkü hepinizin unuttuğu bir ayrıntı var. Benim bu restoranda hisselerim var. Ve size vermeye hiç niyetim yok. Kızım, sen neymişsin be ya? Satmayacaksın yani. Hayır, satmayacağım. Yani benden öyle kolay kolay kurtulamayacaksın. O kadar kolay kurtulacağım ki, sen bile şaşıracaksın. Ortaklıktan ayrılıyorum. Sıkıldın mı engelmeden? Restoran artık senin. İstediğini yap. Ben gidiyorum oralarda. Sinan.
gitme.